İçerisi böyle tıp oynuyor. Çekim başladı. Bilmiyorum. Bilmemeyi şiar edindim kendime. Bilmiyor gibi göstermeyi belki de. Bilmiyor gibi gösterirken yeni bilgiler edinebilirim. Yanımda cesaretsizce bilen insanlardan diye düşünüyorum. Çünkü bildiğini anlatmak çok kıymetli bir cesarettir. Belki sizden genç insanlarsa bunlar çok çok daha kıymetli. Genç geleceğin ustaları bugünkü ustalardan belki edeptir ama bir çekinirler. Dolayısıyla biraz sessiz olmayı tercih ediyorum. Onların cesaretli bilgilerinden faydalanmak istiyorum. Bazen biliyorum da oldum. Biraz benlik koktu. Biraz da uzun yolculuğumdan ötürü biliyorum diyebildim. Ama mesleğimdeki teknolojiyle beraber, çağın farklılaşmasıyla beraber o kadar yenilikler üst üste geliyor ki biliyorum demekten de birazcık edep etmek lazım diye de düşünmüyor değilim doğrusu. En bildiğim şey öğrenmeyi seviyorum. Bildiğinizin üzerine bir şeyler katmak, hele ki mesleğinizde, ben kendi adıma tasarımcı olduğum için bunun terzilik ve kalıp drapaj noktasına indiğimiz zaman bilmeme şansımız yok. Çünkü yıllarca üzerinde uygulamalarla beraber edindiğimiz tecrübede artık bir pantolon, bir ceket, bir elbise kesebiliyorsunuzdur. Ama o kadar şanslıyım ki mesleğimde, eğer kişiye özel hizmet ediyorsanız ve her bedene yeni bir şey inşa ediyorsanız, o takdirde o bedeni bilmeniz lazım. Beden size yeni bir şey öğretir. Çünkü her beden asimetridir. Her beden size yeni bir yolculuk gösterir. Ve bedende bildiklerinizi uygulamaya başlarsınız. Ama bilmediğiniz o bedende bildiklerinizi uygularsınız. Vallahi ben kendi adıma gençlik yıllarımda ben biliyorum diye efe yaptığım şeylerde hatalarımın olduğunu çok gördüm. Bilmek horozlanmak anlamına gelmez. Çok da tevazu kaldırmaz. Ama terazisi tadında olduğu zaman çok da keyifli olur. Meslek yolculuğumda her şeyi tamamen artık biliyorum dediğim gün, müsaade ediniz artık evimde dinleneyim o zaman. Ben mesleğimi çok uzun yıllar yapmayı planlıyorum ve dolayısıyla da bilmiyorum demekten çok hoşlanıyorum. İyi ki de bilmiyorum.